Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim adım Reyhan Sağlık. Genç Aslan İlkokulu'nda okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere gülenlerle ağlayan ayva masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, piriler berber iken, bir varmış bir yokmuş. Küçük bir köyde Memiş adında bir delikanlı yaşarmış. Bu delikanlının bir gün annesi hastadan ölmüş. Memiş de para kazanmak için şehre gitmiş. Şehre gitmeden önce karşısına 3 engel çıkmış. Birinci engel, bir dere kenarının yanında 3 balık görmüş. Ve 3 balığa yardım etmiş, 3'ünü de göle koymuş. İkincisi şöylemiş. Bir karınca sürüsü varmış. Tabii herkes bu karınca sürüsünü ezip ezip duruyormuş. O yüzden karıncalar yaralanıyormuş maalesef. Tabii Memiş onlara bir tümsek yapmış, üstünü çarpı işaretiyle kaplamış. Ve yoluna devam etmiş. Bir meşe ağacının altına gelmiş. Sonra kulağını dayamış. Böyle tam uyuyacakken cik 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 diye yavru kuş sesleri gelmiş. İki yavru kuş sesinin nereden geldiğini bilmiyormuş. Hemen ağaca tırmanmış, bir kuş yuvası görmüş. Sağına soluna bakmış, annesi de yokmuş. Hemen onları aşağı indirip beslemiş birkaç gün. Birkaç gün sonra ve günlerden bir gün iki kuş yavrusu da kanatlanıp sürülerine doğru yola koyulmuşlar. Tabii Memiş şehre gelmiş. Şehirde pazarcılık yaparak geçinmiş. Bir gün bir anons yapılmış. Padişahın askeriymiş bu. Demiş ki, duyduk duymadık demeyin. Padişah kızını evlendirecek bir delikanlı arıyor demiş. Tabii Memiş hemen kaydını yaptırtmış. 3 imtihan varmış arkadaşlar. Birincisi şöyleymiş. Padişah 3 değerli eşyasını çaya atmış. Bunları kim bana getirirse birinci imtihanı geçecekler demiş. Tabii kimisi üstünü çıkarıp atlamış, kimisi kıyafetleriyle atlamış, kimisi ellerini falan sıvamış, öyle atlamış. Bizim Memiş de bacaklarını sıvamış, oturmuş. Aramış, 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 aramış. Öyle ne olmuş? Daha hiçbir şey bulamamış. Sonra 3 yardım ettiği o balık gelmiş. Birincisinin ağzında. Birinci eşya, ikincisinde ikinci eşya ve üçüncüsünde üçüncü eşya varmış. İkinci imtihan şöyleymiş. Askerleri 10 çuval pirinci de serpmişler, serpmişler, serpmişler. Demiş ki padişah, 10 çuval pirinci bana getir, ikinci imtihanı geç demiş. Tabii 10 çuval toplamaya çalışmış, 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 çalışmış. Akşam olacakmış. Yarım çuval bile toplayamamış. Tabii yardım ettiği o karıncalar gelmiş. Padişah karınca ıslığını çaldığı gibi hemen bütün karıncaları yanına toplamış ve akşam olmadan 10 çuval pirinç toplanmış. Üçüncü imtihan şöyleymiş arkadaşlar. Padişah demiş ki, kafta onu biliyor musun sen? Onun arkasında gülenlerle ağlayan ayva var demiş. Onları bana getir, o zaman kızımla evlenirsin demiş. Tabii Memiş bunu yapamayacağını anlamış. Köyünün yolunu tutmuş. Meşe ağacının altına gelmiş. O yardım ettiği iki kuş yanına uçmuş. Birincisinin ağzında gülenler, ikincisinin ağzında ağlayan ayva varmış. Memiş prensesle evlendikten sonra mutlu mesut yaşamışlar. Evet arkadaşlar, gökten 3 elma düşmüş. Birincisi anlatana, ikincisi dinleyenlere,
Üçüncüsü ise masal kahramanlarının başına. Hoşça kalın.